Ekranda görünüyor mu şu anda? Sunumunuzu görüyoruz hocam. Yayındayız. Tamam. Peki, merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlerle yeniden ikinci webinar, dördüncü webinar serimiz ama benim için ikinci sizlerle birlikte olmamız. Ben Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Şimdi size bazı kanama durumlarında nasıl bir ilk yardım uygulayacağımız konusunda biraz bilgi vermeye çalışacağım. Tabii sizlerin de mutlaka günlük yaşamımızda karşılaşmış olduğunuz kanamalar oluyordur, ufak tefek, bazen de belki büyük çeşitli kanamalarla karşılaşmış da olabilirsiniz. Ama biz burada bazı basit kanamaları ele almak durumundayız. Sağlık çalışanlarının yapacağı ilk yardım uygulamaları ile sağlık bilgisinin sınırlı olduğu bir bireylerin yapacağı ilk yardım uygulamaları biraz farklıdır. Sağlık alanına ilgi duyuyorsanız tabii ki o zaman bu alanda bilgi edinmek için tabii okuyacağınız sağlık alanındaki bölümlerde bunlarla ilgili çok daha detaylı, güzel bilgiler size verilecektir. Hem sahada yani alanda ne gibi bilgiler kazanmanız gerektiği hem de acilde uygulamaların neler olduğuyla ilgili size bilgiler mutlaka öğretilir. Özellikle sağlık alanına ilgi duyuyorsanız. Ama ilk yardımla acil yardım tabii ki birbirinden çok daha farklı şeyler. İlk yardımda kanama dediğimizde tabii ilk yardımda kanamalarda iç kanamalar vardır, dış kanamalar vardır. Biz burada ele almamız gereken her şeyden önemlisi önce bir kanamanın ne olduğunu bilmemiz gerekecek. Nedir kanama? Kanama, kanın damar yatağının dışına çıkmasına neden olan her durum bir kanama durumudur bizim için. Biz kanamayı neye göre değerlendiririz? Miktarına göre, yani ciddiyeti miktarına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Kanamayı yerine göre değerlendirir. Mesela kulak kanaması, mesela burun kanaması ya da işte elimiz kanar değil mi? Ayağımız kanayabilir gibi hızına göre değerlendiririz. Çok hızlı akan bir kanama, ciddi bir kanamadır. Bir de bireyin fiziksel sağlık durumuna göre de değerlendirme yapabiliriz. Burada neler söz konusu olabilir? Hastalıkları olan birinin vücudunda bir kanama meydana geliyorsa bu çok daha ciddi bir müdahale ya da hızlı müdahale yapılması gerektiğini gösterir. Yaşı da önemlidir. Çok genç, çok yaşlı bireyler, yani yaşı çok küçük olan bireylerle yaşı çok ileri olan bireylerde kanamaların çok daha ciddi değerlendirilmesi gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Peki yetişkin bireyde yetişkin dediğimiz bir birey için, yani bu yaş olarak yetişkin olması gerekiyor ve sağlıklı bir birey olması gerekiyor. Ortalama 5-6 litre bir kan bulunur yetişkin bireyde. Bu kanın çeşitli nedenlerle, neden ne olursa olsun, bunun yaklaşık %20'si ya da daha fazlası kaybedildiğinde en az bu gibi durumlarda yaşam tehlikeye girmeye başlar arkadaşlar. %20'sinin kaybedilmesi ne demektir? Bir 6 litre vücudumuzda kan bulunduğunu varsayarsak yetişkin bir birey olarak, bu ne demek? İşte 30-35 yaşlarında yaklaşık 70-75 kilogramlık ağırlığındaki bir bireyi düşünelim. Erkek bir bireyi düşünelim. Ortalama 6 kilo bir kan bulunduğunu varsayalım. Bu bireyde ve bu yaklaşık olarak %20'si demek 1,5 yaklaşık 1,5 litre, 1,2-1,5 litre arasında bir kan kaybederse ve bunu az önce saydığım gibi hızlı, yavaş veya benzeri şekilde kaybetme yoluna göre durumu ciddileşir, hayatı tehlikeye girmeye başlar. Böylesi bir durumlarda yapılacak ilk yardım girişimlerinde hız çok önemlidir.
neden de aslında önemlidir. Yani yaralanmalarda çeşitli nedenler vardır. Bu da kanamanın hızını belirleyici olabilir. Mesela yaralanmalar olabilir bunun nedeni. Bir yerden bir bıçakla yaralanabilirsiniz, bir kurşunla yaralanma olabilir gibi. Bir delici kesici herhangi bir cisimle olabilir. Kırıklar, vücudunuzda bir yerden düşersiniz, kemikler kırılabilir, damarları kesebilir. İç ya da dış kanamaların oluşmasına yol açabilirler. Düşmeler yine kanamalara yol açabilir. Yine düşmeler de iç ya da dış kanamaların nedeni olabilir. Hastalıklar da kanamaların nedeni olabilir. Bazı hastalıklar biliyorsunuz kanama nedeni olabiliyor ya da kanamayı hızlandırabiliyor idi. Peki biz kanamanın çeşitlerini bilmeli miyiz? Tabii ki kanama çeşitlerini de bilmemiz gerekiyor. Burada biz arter kanaması dediğimiz, sizler de bunu atar damar kanaması olarak bilmeniz gerekiyor. Kanamanın çeşidini, önemini bilmemiz gerekiyor ki buna yönelik çok daha hızlı, ciddi girişimde bulunabilelim. Mesela bir atar damar kanamasını nasıl ayırt edebilirsiniz? Özellikle kollarınızda, bacaklarınızda daha çok yaralanmaya müsait hareketli organlar olduğu için buralardan damarsal atımlı damarlar yüzeye yakın olduğu için buralardaki yaralanmaları daha çok görebilirsiniz. Mesela bir atar damar kanaması meydana geldiği zaman şurada resimde görüyorsunuz fışkırır tarzda bir kanama burada görebilirsiniz. Yani bir sıçrayıcı kanama vardır. Rengi eğer tabii bunun rengi size göre bütün kanamaların rengi açık ya da koyu olabilir. Ama çok kanamayla karşılaşmış, kan görmüş bireyler o kan renginin açık mıdır, koyu mudur olduğunu biraz daha iyi hemen seçerler. Parlak mıdır bunu seçebilirler ama sizler özellikle sağlık bilgisi daha az, daha sınırlı bireyler eğer bunu izliyorlarsa onlar kanayan bölgede bir sıçrama, bir atım var mı buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bana çok acil müdahale edin, beni hemen durdurun ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna taşıyın diyen kanama olduğunu bilmek gerekir. Peki biz kanamanın bir diğer çeşidini de bilmemiz gerekiyor mu? Tabii ki bir de ven kanaması dediğimiz toplar damar kanamaları vardır. Bunlar da fışkırmazlar ama bol miktarda akış gösterebilirler. Ve sabit bir akışları vardır. Koyu kırmızı renkli kanamalardır. Yandaki şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki ne yapalım bu tip kanamalarda? Bu tip kanamalarda da akan miktara ve akış durumuna iyi odaklanmamız gerekiyor. Bir de kılcal damar kanamaları vardır. Bunlar bu toplar damar kanamalarıyla karıştırılabiliyor ama kılcal damar kanamaları çok sızıntı şeklindedir. Şu şekilde şöyle hafif dalgalanmalarla kendine böyle yüzey edine giderler. Normal kırmızı renkte de ve günlük yaşamınızda aslında çok sık karşılaşırsınız. Elinize bir iğne batar. Mutfakta küçük bir iş yaparken hafifçe böyle parmağınızı kesersiniz. Oradaki kanamalar birden çok kanıyormuş gibi gelir ama aslında onlar kılcal damardır. Çünkü parmaklarımızın ucunu çok büyük damarlar beslemez. Oraları ince damarlar besler. İşte buralardan gelen kanamalar kılcal damar kanamalarıdır. Bakın burada yine atar damar kanaması dediğimiz arter kanamasını, toplar damar kanaması dediğimiz ven kanamalarını görüyorsunuz. Yine kılcal damar kanamalarını da görüyorsunuz. Sızıntı şeklinde böyle kendine özgü yayılmalar ve şekiller çizdiğini burada görebiliyorsunuz. Ve bir süre sonra da daha çabuk duracaktır. Kanamanın olduğu yere göre de kanamalar iç dış kanamalar olarak ayrılabilir demiştik ama ben size burada özellikle bazı dış kanamalarda neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi vermeye çalışacağım.
Şimdi dış kanamalarda tabii ki çok çok önemli belirli başlı durdurma yöntemleri var. Bir tanesi ilk bir kanama olduğunda o bölgeye dış kanamalardan bahsediyoruz tabii. Bölgesel basınç uygulama. Bu bölgesel basıncı nasıl yapabilirsiniz? Parmakla kanayan yere basınç uygulanabilir ama bu tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Kime parmakla basınç uygulanması gerektiğini bilmek gerekiyor. Sonuçta bazı hastalıkların da bulaşabileceğini düşünmek gerekiyor. Yakın ailenizden biri olabilir. Bilebilirsiniz ve hemen parmakla kanayan bölgeye basınç uygulayabilirsiniz. Ya da hemen bir giysi ya da temiz bir bez bulunup o bölgenin üstüne basınç uygulayabilirsiniz. Gene parmaklarınızı ya da avuç içinizi kullanarak basınç uygulayabilirsiniz. Sonuçta o bölgeye, kanayan bölgeye bir basınç ile kanamanın durdurulması gerekiyor. Burada yapılan şey mendil ya da giysi olabilir ama temiz bir şey olması tercih etmemiz ve kanayan bölgenin üzerine basınç uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tanesi kanayan bölgeye basınç yapmak demek ki bu. Ama tabii ki basınç yaparken de temiz şey kullanmamız ne yapacağız? Bileceğiz. Peki bir diğer şey nedir? Bir diğeri de bulunduğum kanamanın bulunduğu yere basınç uyguluyorsunuz ama bu basıncı uygularken o basıncın süresine de dikkat edeceksiniz. Sürekli bastırmak ve çok kuvvetli bastırmak. Eğer kanama çok ciddi bir kanama olmayabilir. Böylesi bir durumda kan kaybedilmesin diye çok kuvvetli basınç uygulanması gerekmeyebilir orada. Eğer çok fazla aşırı basınç uygularsanız fazla kanama olmayan bir durumdaki yere o zaman oradaki kanayan yırtılmış damarların ağzına gelip de orayı tıkaması gereken yardımcı hücreler oraya gelmezler ve kanamanın durmasını biraz zorlaştırırsınız. O yüzden gereğinden fazla basınç da uygulamamak gerekir. Ama eğer kanama çok fazla ise dediğim gibi mesela atar damar kanaması gibi bir kanama ise elle basınç yapıldı, bir bez aldınız, basınç yaptınız, baktınız hala parmaklarınızın arasından kan sızıyor ise o bastırdığınız bezi kaldırmadan onun üzerine yeniden temiz bir bez katlayarak biraz da sert bir tampon yaparak o üzerine koyduğunuz kanama bölgesinin üzerine koyduğunuzda bezin üstüne onu koyarak yeniden basınç uygulayabilirsiniz. O da yetmedi. Baktınız hala devam ediyor ise bu sefer basınçlı sargı dediğimiz uygulama yapılabilir. Yaranın üzerine elinizde, çevrenizde bulabildiğiniz sargı olarak kullanabildiğiniz herhangi bir şey olabilir. Bu bir eşarp olabilir, bu bir bezden yırtabileceğiniz bir çarşaf parçası olabilir, bu bir kumaş parçası olabilir, bu bir uzun bir penyeden kesip hemen orada yardım alarak oluşturabileceğiniz bir sargı olabilir veya bulabilirseniz bir bandaj da sarabilirsiniz. Tabii ki bununla da çok sıkı olmamak kaydıyla sıkıştırarak bu bölgenin kanamasını kontrol altına alabiliriz. Basınçlı sargı yaralanan alanın üzerine de uygulanabilir. Burada görüyorsunuz resimde önce gazlı bezle kontrol edilmeye çalışılmış. Onun üstüne bir gazlı bez daha konulmuş, yetmemiş. Onun üzerine de sargıyla ne yapılmış? Basınçlı sargı uygulaması da kanama durdurulmaya çalışılmış. Evet, bir diğer şey yine hangi kanamayla karşılaşırsanız karşılaşın basınç uyguladınız. Zaten basınç uygulamanız gerekir. Basınç uyguladıktan sonra da yapacağımız diğer şey uyguladığımız basınç uyguladığımız yer neresiyse mümkünse onu
kalp seviyesinde yükseltmek. Evet, kalp seviyesinde yükseltin onu. Niye? Dolayısıyla o tarafa doğru kanın hücum etmesini engellemiş olursunuz. Tam tersine oradan kanın kalbe doğru gelmesini sağlarsınız ki böylece kanamanın miktarını bir miktar daha kontrol etmiş olursunuz. Bu şekilde basınç uygulama daha doğrudur. Bu birinci resimde ne yapmış? Bölgeye basınç uygulamış, üzerine de tampon koymuş ve parmaklarıyla basınca devam ederken aynı zamanda da ne yapmış? Kolu yükselterek kalpten kana giden, kanayan bölgeye giden kanın da yavaşlamasını sağlamış. Böylece de bir miktar kontrol altına almaya çalışmış. Bir yandaki diğer ikinci resimde ise hem yükseltme sağlamış, hem bölgeye basınç uygulamış parmaklarıyla, hem de bu bölgeye en yakın yerde, bunu biraz sağlık çalışanları tabii belirleyebilirler arkadaşlar, en yakın yerde bölgeyi besleyen damarlar vardır. Bunlar atım yapan damarlardır. Yani nabız dediğimiz, nabız alınabilen damarlardır. Bu damarlara basınç uygulanması gerekir. O damarların sıkıştırılması gerekir ki kanayan yere kan akışını azaltmak için. Buradaki resimde kanayan bölgenin beslendiği düşünülen damar alanı koltuk altına yakın bölgede olduğu için buraya ne yapmış? Basınç uygulamış ya da burada koltuk altına bir top verebilirdi ve orada koltuk altını sıkıştırmasını isteyebilirdi. Bu şekilde de kola giden kan akımını bir miktar azaltabilirdi. Yine kolunu yüksekte tutmasını sağlayarak topu da kolunun altında sıkıştırmasını sağlayabilirdi. Ama tabii bu top çok sert bir top olması gerekir ya da sert bir kumaştan oluşturacağı bir koca tampon verip kolunun altında sıkıştırmasını isteyebilirdi. Buradaki resimde de görüyorsunuz, demek ki basınç yapacağız, yükseğe kaldıracağız. Yine yetmezse üzerine alttaki tampon asla kaldırılmadan üstüne kanıyor mu diye açıp bakmak yok. Yapılmaması gerekenlerden biri. Kanıyor mu? Yok. Hayır. Kanamaya devam ediyorsa merak etmeye gerek yok. Üstüne yeni tamponu ekle. İkinci tamponu ekledin, bastırdın. Hala kanıyor. Hemen tamponun üzerine bezini, temiz bezini koy ve sar. Yapacağımız şeyler bunlar. Evet. Bir diğer kanama yöntemi ise yine dış kanamalarda çok dikkatli kullanılması gereken turnike uygulamasıdır tabii. Ama turnike uygulamasını yaparken çok büyük kanamalarda yapılması gerekir. Turnike her yere yapılmaz. Mesela iki kemiğin olduğu yerlere yapılmaması gerekiyor. Bu iki kemik olduğu yerler nerelerdir? Bunları iyi ayırt etmek gerekiyor. Mesela dizden aşağısındaki kemiğimiz iki kemikli bir alandır. Yine elimizin dirsekten aşağısındaki alan iki kemikli bir alandır. Buralara eğer boğucu bir sargı yaparsak, yani boğmaya çalışırsak onu herhangi bir cisimle, o zaman o iki kemiklerin arasından geçebilecek sinirler vardır. Onların aşırı basınç altında kaldıkları için o sinirlerin ciddi zarar görmesine neden olabilirsiniz. Belki de kanamanın yol açmayacağı bir sebepten sinirin ölmesine yol açtığı için o elde ya da kolda kalıcı hasarlara ya da çok çok uzun süre mücadele edilmesini gereken sorunlara yol açılabilir. O yüzden turnikenin çok kullanılması ölümcül olmayan kanamalar dışında tavsiye edilmez. Turnikeyi kullanacak kişinin durumu çok iyi değerlendirdiğinden emin olması gerektiğini bilmesi
gerekir arkadaşlar. Turnike çok ciddi bir kanamada kullanılabilir elbette. Yalnız burada turnike kullanırken sizler sağlık bilgisi çok az olabilen gruplar olabilir. Hangi durumlarda turnike ve yaşamsal bir risk oluşturabilir? Mesela bir organın koptuğu bir durumda, bacağı kopmuştur, kolu kopmuştur gibi. Böylesi bir durumda, elbette ki böylesi bir durumda sinir yaralanmasını düşünemezsiniz. Ya da kişinin aşırı o bölgeyi sıkarsam kan kaybı olmasın diye başka bir şeyi düşünmezsiniz. Böylesi bir durumda kişinin hayatta kalması önemsenir ve turnike yapılması gerekir. Ama diğer durumda kanamadan ilk yardımı yapan kişinin korkması ve turnikeye başvurması yapılacak bir şey değildir. Buna özellikle dikkat çekmek istedim. Arter kanaması olduğundan emin bile olsanız, sağlık kurumları yakınsa, taşınabilir bir mesafedeyse, basınçla desteklenebiliyorsa bu şekilde götürmek ilk tercih olması gerekir. Ama organ kopmuş ise turnike gerekli bu durumda. Bakın burada görüyorsunuz alttaki resimde kol kopmuş. Elbette burada birçok arter zarar görmüştür. Yani atar damar çok hızlı ve çok miktarda hem hızlı hem çok miktarda kan kaybı söz konusudur. Ne yapmak gerekiyor? Kanayan yerde mesafe varsa 15-20 santim, mümkünse 20 santim yukarıdan boğucu bir sargının yapılması gerekiyor. Bu şekilde bağlayıp düğüm yapabilirsiniz, yetmez. Eğer yetmezse şurada gördüğünüz gibi bakın boğucu bir sargıyı nasıl yapabilirsiniz? Bir çubuk, bir kalın bir kalem bulabilirsiniz. Onu burada düğümün yapacağınız yere yerleştirip onu oraya bağlarsınız ve ondan sonra o kalemi çevirmeye başlarsınız. Yani kalem ne olmuş oldu? Sizin artık orada bir merdane gibi o alanı boğmaya çalışmanıza size yardımcı olur. Bu şekilde kalemi kullanırsanız istediğiniz kadar sıkıştırdıktan sonra kalemin ucunu sabitlemeniz gerekir. Şurada üstteki resimde görüyorsunuz istediği kadar merdane gibi çevirdikten sonra ucunu dönüp açılmasın diye bir ucundan herhangi bir yere onu bağlayarak tespit etmiş. Bu şekilde mesela hemen kişiyi hastaneye tam donanımlı olduğu düşünülen bir kuruma götürerek zaman kaybetmemek gerekiyor. O sırada çevredekilerden yardım isteyip neresine sevk edilebileceği konusunda da hemen yardım olanaklarının da başlatılması ya da yakında gelebilecek bir ambulans sisteminin çağrısının yapılmasında yarar var. Bu turnike uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Dış kanamalarda bir başka şey de evet basınç uygulayabilirsiniz, sargı yapabilirsiniz. Mutlaka çevrenize de bunlara ilişkin yapmış olduğunuz birçok şey vardır. Ama bunlar yeterli olmayabilir. Kişiyi nakledeceksiniz ya da hastaneye götürmeniz gerekebilir. Ya da bir süre için durdurmanız gerekebilir. Bu gibi durumda da atelleme dediğimiz yani hareketsiz kılmak için bazı işlemler de yapılması gerekebilir. Bunun için çevrenizdeki bazı şeyleri kullanmanız gerekebilir. Herhangi bir şeyi kullanmanız gerekir. Birkaç tane kumaş parçası mesela ayağı kanamış birine ne yaptınız? Basınç yaptınız, yarayı sardınız ama içeride kırık olabileceğini tahmin ediyorsunuz ya da şekil bozukluğu gördünüz ayağında. Bunu bu şekilde hastaneye taşırsanız o kırık hareket ederek içeride bu sefer çok daha büyük kesiklere yol açabilir. Belki de
yaşamsal bir risk oluşturabilir. Ne yapmak gerekiyor? Yani o zaman biz bu ayağı hareketsiz hale getirelim diye, veya kol olabilir bu. Çünkü bunlar vücudumuzda hareketli organlar demiştik. Baş da olabilir bu. Baş yaralanmışsa başını da hareketsiz hale getirebilmek için ne yaparsınız? Oturabiliyorsa, ki oturarak gitmesinde fayda var. Kafa içi basıncı fazla artmasın diye. Başının yanına iki tane yastık koyarsınız, böyle destekler, böyle götürebilirsiniz. Yine burada ayakta mesela ne olmuş? Herhangi bir çevreden bulunan tahta parçaları olabilir bunlar. Veya çubuklar olabilir, kalın çubuklar olabilir. Bunları her iki yanına getirilerek, altına bakın bezler hemen serilmiş, yanına iki tane destek konulmuş, bütün bir bacağı kaplayacak şekilde, çünkü bacağın komple hareketini engellemek gerekiyor. En az 3 yerden, 2 uç bir orta olacak şekilde, en az 3 yerden. Bu şekilde tespit ediliyor. Dikkat ederseniz bağcıkları bir tarafta, kolay çözülebilsin, yerleri aranmasın diye hemen çabucak. Çünkü acil servise götürüldüğünde bir sağdan bir soldan düğümleri neredeymiş, aşağı kaldıralım, bacağı sağa çevirelim, bunlar olmaması gerekiyor. İlk yardımı bilerek yapanlar bütünüyle bunları dikkate alırlar. Hemen tespit eder ve ne yaparlar? Bu şekilde ambulans sistemi geldiğinde bir bakarlar ki bunu çok güzel birisi bağlamış, tespit etmiş, yaralının taşınmasını güvenli hale getirmiş ve belki de orada o kişinin kırık bacağının çok ciddi bir yaralanmaya neden olmasını, ikinci bir yaralanmaya neden olmasının bu şekilde önüne geçilmiş olabilir. Peki başka bir kanamadan da bahsedebiliriz. Mesela çok sık yine karşılaşabileceğiniz bir kanamayı seçtim. Mesela burun kanamalarında neler yaptığınızı merak ediyorum ben. Mesela sizler burun kanamalarında neler yaparsınız? Ne yaparsınız bir burun kanamasıyla karşılaştığınızda? Alanur burada mı? Alanur'dan ben ne yapıldığını duymak isterim. Alanur tutar, seni dinleyebilir miyiz? Ne yapıyorsunuz bir burun kanaması karşılaştığında? Hiç çevrende gördün mü? Alanur burada mı? Duyabiliyor mu bizi? Alanur'un sesi gelmiyor. Peki Beyza? Efendim hocam. Evet, sen burun kanamasıyla karşılaştığında ne yapabilirsin mesela? Ne yapabileceğini düşünüyorsun? Ya da hiç burun kanamasıyla karşılaştın mı? Ne yapıldığını gördün? Karşılaştım. Benim babam lisedeyken ilk yardımı almıştı da o bana göstermişti. Böyle tampon tarzı bir şey yaptı, burnuma yapmıştı yani. Ben o şekilde yapıyorum. Yani böyle peçeteden veya işte herhangi bir bezden böyle buruna doğru tampon yapmak lazımmış. Ama normalde hani kan akmasın diye kafamızı arkaya atıyor. Yani çoğu insan öyle yapıyor ama atmamak gerekiyormuş. O zaman kan aşağı aktığı için. Yani tampon yapıp o bölgedeki kanamanın o şekilde hani aynı zamanda hani hem akmasını ama aynı zamanda hani durmaya sağlamasını çalışmak lazımmış. Evet. Peki Beyza'nın bize söyledikleri bunlar oldu. Şimdi biraz da neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Çünkü yaz geliyor, burun kanamaları olabilir, değil mi? Burun kanamaları çok çeşitli nedenler olabilir. Bunlar kavgalar, dövüşler, düşmeler, hastalıklar nedeniyle olabilir, değil mi? Bir pek çok neden olabilir. Altında birçok şey yatıyor olabilir. Başka Elif burada mı? Elif Ece, sen ne düşünüyorsun? Hocam ben şahsen çok fazla burun kanamasıyla karşılaşmadım ama bildiğim kadarıyla Beyza'nın dediği gibi bir tampon yapıp başımızı öne doğru eğmemiz gerekiyor. Tampon yapılıp başımızı öne doğru eğmeliyiz dedin. Evet. Peki başka bir fikri olan var mı? Şunu yapmalıyız. İris. İris burada mı? Hocam valla benim de bu kadar bildiklerim. Arkadaşlarımdan farklı bir şey söyleyemeyeceğim hocam.
Hiç fikirlerinizi ve düşüncelerinizi söylemekte hiç çekinmeyin arkadaşlar. Siz bu konuda bir şey bilmek durumunda değilsiniz. Ben sadece neler var, sizler yani neler biliyorsunuz onları merak ettiğim için soruyorum. Yani bu doğru bilmek ya da doğru cevap vermek durumunda değilsiniz buradan. Onun için çok rahat olmalısınız. Evet. Hocam ben de mendille bir şekilde tampon yaparım, revire ya da hastaneye giderim. Yani evet. Gerekirse. Yani burada kendi düşüncenizi çok rahat söyleyebilirsiniz. Benim başıma gelse ben mesela burnun kanasa ne yaparsın? Zeynep burada mı mesela? Zeynep sen ne yaparsın burnun kanasa? Yani hocam peçete ile ben de tampon yaparım. Başka bir şey yapmam. Tampon neyle tampon yapmayı düşünürsün? Mesela hemen burnun kanadı şakır şakır kanıyor. Ne yaparsın? Direkt peçete falan alırım herhalde. Evet, bir peçete alır, burnunu tampon yaparsın ve bu şekilde hastaneye gitmeyi düşünürsün. Peki, şimdi sizleri dinledik. Şimdi bir bakalım bu burun kanamasında ne yapmak gerekiyor, ne yapmamak gerekiyor. Arkadaşlar bir kere bir burun kanamasıyla karşılaştığımızda sakin davranmamız gerekiyor. Hem kendimiz için hem karşıdaki kişi için kendimiz başına geldiğinde de bu şekilde olmamız gerekiyor. Ki eğer oturabiliyorsak ya da ya burnu kanayan kişiyi oturtabiliyorsanız oturur bir pozisyon vermek doğrusu budur. Çünkü bilmediğimiz nedenden dolayı belki kafa içi basıncının artışından dolayı artmış. O yüzden kanamış da olabilir. Sağlık bilgisi almadığınız için hani bunların altında bazen böyle çok başka şeyler de yer alabiliyor. Ama mümkünse oturur pozisyon verdik. Hepiniz fikirlerinizi söylerken dediniz ki baş öne eğilir. Evet doğru. Buna güzel bir yerden yakaladınız. Sizi kutlarım. Başı hafif öne eğiyoruz. Aslında eskiden mesela ben mesela bize de bizim öğrencilerimiz de derste bunu işlerken mesela bir kısmı öne eğeriz, işte bir kısmı baş arkaya doğru tutulmalı, şöyle burun kanatlarından sıkılır, arkaya doğru atılır, tampon yapılır gibi cevaplar aldığımız da oluyor. Ama bu arkaya doğru başı eğme, atma önerilen, çok önerilen bir şey değil. Neden önerilmiyor? Bir kere gelen kan miktarını görmeniz açısından önemli olduğu gibi yutulan kan miktarının değerlendirilmesi açısından da güçlük yaratan bir şey. Yani o yüzden biz bunun öne doğru eğilmesini gerektiğini düşünüyoruz. Burun kanatları üzerinden yaklaşık bir 5 dakikalık bir basınç yeterli. Sadece basınç uygulamak. Bunu nasıl uygulayabilirsiniz? Elinize temiz bir bez alıp yapabilirsiniz, bir peçete alıp yapabilirsiniz. Basınç uygulanır ama buraya uyguladığınız basınç nefes almanızı engelliyorsa ağızdan nefes alınabilir. Zaten ağzın açık olmasın. Bir de ne yapacağız? Burun köküne. Burun kökü dediğimiz yer neresi? Burnunuzun ucundan yukarıdaki kısım. Buraya bir soğuk herhangi bir şey olabilir bu. O anda buzdolabının buzluğundan çıkarılmış bir şeyi küçük bir beze sarıp burun kökünün üstüne de konulabilir. Ya da burnun iki yanına konulabilir. Bu olabilir. Eğer kanama durmuyor ise. Ama 5 dakika bastırılmasına karşın hala durmuyorsa tabii ki sağlık kuruluşuna gitmesinde yarar var. Ne yapmamak gerekiyor? Bakın burada pozisyon, onu da konuşacağız. Pozisyonumuz bu. Burunu tutuyoruz. Yanlış olana çarpı. Burada yanlış olanı da çizmişiz. Bu hem kanama miktarını görmemize engelliyor. Hem de mesela öyle bir pozisyonda bazen bir olmadık bir durum olabilir ve onu soluk borusuna da kaçmasına gidebilir, bilinci gidebilir kişinin, değil mi? Bu pozisyonlar riskli pozisyonlar. Başın arkaya doğru gitmesi doğru bir şey değil. O yüzden öne doğru olması. Eğer kanıyorsa da
kanadığını da gerekiyorsa görmemizde, miktar olarak, renk olarak görmemizde yarar var. Amacımız bastırıldığında durabiliyorsa dursun ve görelim. Peki sağlık kuruluşu sevgili. Peki bir şeyler de yapmamamız gerekiyorsa yapmamamız gerekenler de var. Yapmamamız gerekenler konusunda, bakın burada burun köküne soğuk uygulamanın nasıl olduğunu gösteriyor. Yapmamamız gerekenler konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Kafanızda yapılmaması gerekenlerle ilgili bir şeyler var mı? Bu konuda acaba bence şu da yapılmamalı dediğiniz bir şey var mı? Yapılmaması gerekenleri hiç biliyor musunuz? Bir tanesi başını arkaya kaldırmaydı. Böyle yukarıya doğru yükseltmeyeceğiz. Bir şeyler biliyor musunuz bu konuda? Alan hocam, hiç... Evet. Tamamen tahmin bazlı gideceğim ama belki sümkünmemek olabilir. Efendim? Hani belki burnumuzu o an sümkünmemeye çalışmak olabilir hani. Oras kısımdan, kandan kurtulmak. Evet. Bak çok güzel bir konuya temas ettin. Sümkürmek burada neye neden olabilir? Sümkürmek arkadaşlar burnun içerisindeki kanamayı tetiklenmesine neden olabilir. Hatta eğer kişinin kafa içi basıncını artıran bir durum varsa onun da daha da fazla artmasına yol açabilir. Çok güzel bir şey söyledi arkadaşınız. Başka katkı vermek isteyen var mı? Evet, hemen söz alıp kendisi girebilir. Benim söylememe gerek yok. Az çünkü sayınız. Peki, o zaman ben devam edeyim. Şimdi arkadaşlar, yapılmaması gerekenlerin içerisinde tampon, burnun içerisine tampon sokmayacağız. Bu tampon, mendil, ne olursa olsun yani tampon burnun içerisine sokma. Bazıları hatta pamuk bile koyabiliyor ki o da oraya yapışabiliyor. Tampon oradaki şeyi gereğinden fazla emebilir. Bölgeye evet içeriden basınç uyguluyor ama bu basınç bizim istediğimiz bir şey değil orada. Dışarıdan basınç istiyoruz. İlaç. İçeriye herhangi bir ilaç sürmemek gerekiyor. Başın geriye yaslanmaması gerektiğini söyledik. Arkadaşınız sümkürmemesi gerektiğini söyledi. Buruna su çekilip burnun içerisini temizlenip tekrar yıkanması gibi aktivitelerin de yapılmaması gerekiyor. Bunlar da kanamayı artırabilir ya da orada bir mikrop kapması ile ilgili bir durum oluşmasına da yol açabilir. Bunlar da demek ki yapılmaması gerekenler olarak bileceğiz. Doğru ve yanlışı burada yine bakın tekrar tekrar gösteriyoruz. Doğrusu buruna bastır, başına aşağıya eğ, 5 dakika bekle. Diğerinde ne yapmış? 2 tane yanlış çok önemli. Tamponla tıkamış, üstelik de pamuk bu. Emiciliği de çok. Kanama varsa ne yapıyor? Hem tetikliyor hem orada gereksiz bir tampon görevi yapıyor. Bir diğeri de bazen burun kanamalarında hem kan olur hem de beyinde bir sıvı vardır. O sıvı da geliyorsa onu görmemizi engeller ki bu çok acil bir durumu gösterir. O yüzden biz o sıvının bazen görmek isteriz gelen sıvı nedir diye. O yüzden tampon önermeyiz, onu emer, o böyle bir şey istemeyiz. Onu mutlaka sağlık çalışanlarının görmesi gerekiyor, mutlaka hastane koşullarına gitmesi gerekiyor. Bir de burada ne yapmış? Başını yukarıya kaldırmış. Evet, peki kulak kanaması varsa bir kulak kanaması durumunda ne yapılmalı? Bununla ilgili bilgisi olan var mı? Ya da kulağın kanadığında... Ya da çevrenizde kulağı kanayan varsa bunu şunu yapabiliriz diyen var mı? Mesela kulağınız kanarsa ne yaparsınız? İpek burada mısın? Sen ne yaparsın kulağın kanarsa İpek? Hocam yani hiç yaşamadım ama böyle bir şey düşüneyim biraz. Ama başına böyle bir şey gelse ne yaparsın kulağın kanadığında?
Yani belki sanırım yani herhalde peçeteyle yani peçete gibi bir şeyle tampon yapmaya çalışırdım ama. Evet. Peçete gibi bir şeyle tampon yapıp kanamayı durdurmaya çalışırsın. Peki. Başka ne yaparsınız kulak kanamasında? Hastayı nasıl bir pozisyonda tutalım? Ya da kendin sen nasıl bir şekilde durmak istersin kulağın kanadığında? Oturur mu Hocam, durmak istersin? Heh. kulak beyinle bağlı olduğu için belki kulağımızı hani dışarı doğru eğmek olabilir. Çünkü kulağın içinde kan birikmesi belki beyinde basınca sebep olabilir. Kanayan tarafa doğru mu eğelim yoksa tam tersi tarafa mı eğelim kulağı? Hocam, kanayan hani hangi kulağınızdan akıyorsa, sol kulağınızdan akıyorsa sol yana eğilmek gibi. Peki, çok güzel. Başka fikir beyan etmek isteyen var mı burada? Bence ayakta durmamalı çünkü hani kulak denge merkezine yakın olduğu için baş dönmesi gibi bir şeylere sebep olabilir. O yüzden oturur bir pozisyonda Beyza arkadaşımın dediğini yapılabilir. Evet. Başka fikri olan var mı? Evet. Arkadaşlar çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. İnanılmaz beğendim buluşturmanızı, o fikir bağlantılarınızı. Aferin size aldığınız bilgiyi ya da almamış bu sağlık bilgisi aldınız mı ben bilmiyorum sizin sağlık bilgisi alıp almadığınızı ancak sağlık bilgisi yok olarak biliyorum sizi. Ama çevrenizdeki bilgileri ipuçlarını çok iyi değerlendirdiğinizi görüyorum. O yüzden kutlarım sizi. Bir önceki ders bilgilerini hemen burada mesela entegre etmeye çalışıyorsunuz. Bu da güzel. Burada arkadaşlar bir kulak kanamasında yapılması gerekenleri gözden geçirecek olursak bunları da ve yapılmaması gerekenler üzerinden de konuşacağız. Kulak gibi bir yer kanadığında açıkçası arkadaşlar baş içerisinde bir yer kanadığında insanlar her zaman için çok korkarlar. Sakinleşmek önemli. Kulağın dışarıdaki kanını temizlemek ama dışarıdaki kanını çok hafifçe silip temiz bir bezle temizleyip silmek önemli. Ardından kulağı temiz bir bezle örtmek önemlidir. Temiz bir bezle örtersiniz. Ama bu nedir? Mikrop kapmasın diye kanayan bir yer olduğu için hemen orası mikroplar için bir besin ortamı. O yüzden orayı temiz bir bezle örtelim. Kulağın kanayan kulağı üzerine doğru. Eğer kişi kendinde olmakta güçlük çekiyorsa, ayakta durmakta güçlük çekiyor ise bu tarafına yani kanayan arkadaşınız çok güzel bir yorum getirdi. Aferin onu kutluyorum. O tarafa doğru yatmasında yarar var. Çünkü ne oluyor? İçeride birikir, içeride basıncı artırır. Bu asla istediğimiz bir durum değil. İçeride basınç artışı hem kulak iç dengesinin bozulmasında kişinin kusmasına kadar yol açabilir. Bu kafa içi basıncının daha çok artması ve daha başka olayların tetiklenmesine de yol açabilir. O yüzden mümkün olabildiğince ne yapmak gerekiyor? Hastayı konuşabiliyorsanız konuşturup onu ikna edebiliyorsanız hemen kulağının kanayan kulağı bu tarafsa sol tarafsa sol tarafa doğru kulağının bu şekilde tutmasını temiz bir bezle bu şekilde tutup oturabiliyorsa otursun bu şekilde gidebilir. Ama baktığınız hastanın yaralının ya da siz kendiniz olabilirsiniz. Bu kendini kötü hissediyorsa kişi yatırabilirsiniz. Gene o kanayan kulağının üzerine doğru yatırarak yardım çağırmamız gerekiyor. Bu aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi tabii ki kulak kanamaları çok önemli girişim gerektiren, gerçekten müdahale edilmesi gerektiren durumlardır. O yüzden hemen bir sağlık kuruluşuna ambulans çağırıp onu göndermeniz gerekiyor. Çünkü kulak kanamaları basit nedenlerden olabildiği gibi yine beynimizin içerisinde dolanan beyin omurilik sıvısı denilen o sıvı sadece burnumuzdan gelmeyebilir.
bazen kanla karışabilir ve çeşitli nedenlerle kulaktan da akabilir. O yüzden kulaktan da gelebilecek olan bu sıvının eğer öyle bir şeyse çok ciddi bir şekilde hastane koşullarında müdahale edilmesi gerekir. Hemen hastaneye de gitmesinde yarar var. Bakın burada bilinci açık, kendinde olan, eldeki olanaklarla dış kulağı temizlenmiş ve kulağına basınç yapılarak bu şekilde kanaması, kanayan kulağa müdahale yapılmış bir birey. Ne yapılması gerekiyor? Başı o tarafa doğru yaslanıp bu şekilde tutularak hastaneye kavuşturulması gerekiyor. Ne yapmayacağız? Bakın ne yapmayacağız? Bir kulağa bir kere bir şey sokarak temizleme yok. Kulağın içerisi bir şey sokularak böyle cisimlerle sokularak böyle içerisindeki kanamayı temizlemeye çalışmayacağız. Kulağın içerisindeki kanama dursun diye içeriye basınç uygulamayacağız. Kanamalarda basınç uygulanıyordu ama kulakta basınç uygulanmıyor. Burunda basınç uygulanıyordu ama kulakta basınç uygulanmıyor. Yine kulakta tampon içeriye herhangi bir maddeyle kulağın içerisine biz ne yapmıyoruz? Tampon uygulamıyoruz. Tampon burada yine söylediğimiz gibi gelen şeyin kanın miktarını içerisindeki rengine göre biz bunun ciddiyetiyle ilgili çok ciddi kararlar vermemiz gerekebilir. Ayrıca bir de orada mikrop kapmasına, beyin iltihaplarına kadar götürebilir. Çok çok ciddi tablolara yol açabilir. O nedenle bunlara yol açabilecek bir girişim yapmamamız gerekiyor. Tampon yapmıyoruz demek ki. Evet, benim sizlerle paylaşımım birkaç tane çok sık karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz tabii ki kanama konularında bunlardı. Sizin sormak istediğiniz şeyler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Buraya katılıp dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben size. Sağlık alanındaki bilgileriniz ilerletmek isterseniz, sağlığa ilgi duyuyorsanız tabii ki, özellikle sağlıkla ilgili bölümleri tercih ettiğinizde bu alandaki bilgilerinizi daha da derinleştirdiğinizde bu dersi hatırlayacaksınız ve diyeceksiniz ki evet şimdi ne demek istendiğini daha kapsamlı olarak değerlendirebiliyorum. Ben sizde bu altyapıyı görebiliyorum arkadaşlar. Umarım gönlünüze göre yerlerde olursunuz. Teşekkür ediyorum size. Biz çok biz de çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Evet hocam. Peki hadi bakalım. Çok